Selamlar YouTube. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuz Avcının Yüreği Genişleme Paketi'nin son kart inceleme videosu olacak. Bu görsel ne diyeceksiniz? Niye böyle bir görsel var? Burada bütün kartlar var abi. Buranın üzerinden bakacağız. Poro Kralı'na da buradan bakacağız. Burada Poro Kralı geldi. Poro Kralı şampiyon olarak geliyor abi. Buradan inceleyeceğiz. Dediğim gibi gameplaylerimizde öncelikle Poro Kralı üzerinden gideceğiz. Şimdi özelliğine bakacağız. Ne kadar harika bir şey olduğunu anlayacaksınız. Gameplaylerimizde büyük ihtimalle dediğim gibi 3 Temmuz'da bayram sonrası ilk pazartesi gameplaylerimizde dönüyoruz. Ve Poro Kralı ile başlayacağız gibi duruyor. Nidalee ve Nico da fena değil ama Poro Kralı bir hype. Yani genelde LoL'de olmayan şampiyonlar gelince ekstra bir hype oluyor bende. Poro Kralı'ndan gireceğiz. Okey. Son kartlarımıza bakıyoruz abi bu şeydeki. Bakmadan önce abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp like edebilirsiniz. Kartlarla ilgili düşüncelerinizi aşağıda bekliyorum. Bir de katıl butonumuz var. Oradan da katılabilirsiniz. Seriden giriş yapalım abi. Şimdi Poro King. The Poro King. Kartlar İngilizce bakıyoruz. Ben size çevireceğim. Şimdi 5 mana 4'ü 4 bir Runeterra şampiyonu. Kendimi biraz şöyle alayım. Aynen. Burada kendimi buraya alayım. Nico gibi bir Runeterra şampiyonu. 5 mana 4'ü 4 ve Poro. Şey var. Alt tipi var tabii ki. Orijinine bakalım. The Poro King's Decree. Poro Kralı'nın hükmü. Ne diyor? Şurada hemen bakalım. You may put any non-champion cards with the word Poro on them into your deck during deck building. Çok dümdüz aslında. Anlamanıza bile gerek yok. Diyor ki, deste yaparken diyor, şampiyon olmayan adının üzerinde Poro geçen her kartı destene koyabilirsin diyor. Mesela bunu niye yazmışım? Mesela Braum üzerinde Poro yazıyor. Braum'u dışarıda bırakmak için. Yani bütün Poro takipçileri destene koyabiliyorsun. Deste yaparken bölgeden bağımsız. Bir tane Poro Kralı bölgemizi seçeceğiz. Bir de ikinci bölge seçeceğiz. Onun dışında her yerden Poro'larımızı koyabileceğiz. Tertemiz. Özelliğine bakalım. Her tur ilk defa bir Poro oynadığında elinde bir Poro Snacks oluşturuyorsun. İnanılmaz bir özellik. Poro Snacks'in ne olmadığını bilenler için. Tabi Lore'dan girmemiz lazım. Lore, Poro Snacks, Lore. 3 mana birebir her yerdeki porolara +1/+1 kazandırıyor. İnanılmaz bir snowball'a gidecek bu. Poro Kralı'nı oynayacaksın. Ya zaten elinde poro olacak, poro olmama şansı yok. Her tur poro oynadığında da buradan bütün porolarını bufflamaya gideceksin. Poroların, zaten şöyle söyleyeyim. Poroların rekabetçi olmasına şu kadar vardı. Şu kadar vardı. Poro Kralı böyle geliyor yani. Porolar gerçekten metanın sabit bir destesi olacak. Level up şey de güzel, özelliği de güzel. Level up'a bakalım. 6 tane yeni poro oynadım. Buradaki anahtar kelime yeni. Yani aynı poroyu tekrar tekrar oynaman, spamlemen bir iş, işe yaramayacak. 6 tane farklı pardon, poro oynaman gerekecek. Şimdi bunun güzel yanı büyük ihtimalle kendisinde sayıyor. Çünkü gördüm demiyor. O yüzden kendisinde sayıyor olması lazım. Yani poro kralından sonra veya önce 5 tane poro oynamanız yeterli olacak. Büyüsüne bakalım. Bu arada geçenki Nico videosunda şey demişsin işte, Nico'nun büyüsünü desteğe koyabiliyor musun? Hayır, koyamıyorsunuz abi. Runeterra şampiyonlarının büyüleri destenize koyulmuyor. Bu bir dipnot olarak geçelim. Bir kartın desteğe koyulup koyulmadığını bilmek için de şu altında kristal varsa desteğe koyuluyordur. Mesela şuradaki gibi, kristal yoksa desteğe koyulmuyordur. Bu da ek bir bilgi. Büyüsüne bakalım abi. Poro Kralı'nın şey çağrısı işte. 2 tane poro çekersin. +1/+1 kazan. Abi! 3 manaya 2 tane poro çekip +1/+1 veriyoruz. Oha! Yani Poro Kralı'ndan ek çekersen bile o kadar iyi ki. Abi yok artık. Tamam, level up'ına bakalım bir de. Her tur yeni bir poro oynadığında, başka bir poro oynadığında elinde special snacks yarat. Special snacks'lerde şunlar gibi tahmin ediyorum. Espresso snacks, pepper snacks, colorful snacks, frosty snacks. Bunların hepsine bakalım abi şimdi. Bu arada inanılmaz bir şey bu. Abi oyunun niye en güçlü şampiyonu Big Chungus Poro? Ve bundan buna dönüşüyor yani. Wow. Şimdi espresso'dan başlayalım. Uykumuzu açıyor. Bütün her yerdeki bütün porolara +1/+1. Ha tamam, hepsi +1/+1 kazan. Aynen tamam, hepsi +1/+1 kazandırıyor. Ve 2 poro birime rakip çeker ver. Oha! Bütün board 2 mana bir de bunlar. 2 manaya bütün kartların +1/+1 veriyorsun. Oyuncağın her şeyin poro olduğunu varsayıyorum. 2 tane birimine de rakip çeker veriyorsun ki
Broken birimlerin önünü açsın. Onlar Nexus'a vur. Diğer birimlerini çek. Ay porolar deli dehşet geliyor bu arada. Öyle böyle değil. Okey. Pepper Snakes her yerdeki poroları artı bir artı bir veriyor. Ve bütün poro birimleri impact veriyor. Oha. Colorful Snakes 2 mana. Her yerdeki poroları artı bir artı bir veriyor. Pix. Pardon. Onun dışında bütün her yerdeki bütün şampiyonlara, oha şampiyonlara artı bir artı bir ve rastgele bir tesir veriyor. Büyük ihtimalle en kötü bu olabilir. Şu buzluya da bakacağız şimdi ama yani şu ikisinden sonra bu biraz daha kötü. Neden? Çünkü yani büyük ihtimalle Poro Kral dışında bir şampiyon daha oynarsın. Yani bir tane tesir alması çok önemli. Mesela şunlar çok oyun bitirici özellikleri var. Bu biraz daha rastgele coin flip'e gidiyor. Fena değil ama yani şu kötü. Rastgele veriyor. Şimdi bunlar şu çok broken olurdu. Dördünü önüne seçenek olarak verse bir tanesini seçsen evet o aşırı broken olurdu. Colorful Snacks evet şu ikisine kıyasla daha kötü duruyor. Şuna bakalım. Her bütün poroları artı bir artı bir veriyoruz. Bir rakibe bu tutturursun. 3 veya daha az canı olan. Okey bu da çok iyi değil. Frosty Snacks de çok iyi değil. Çünkü bir birime freeze atıyorsun. Çok mu iyi? Değil yani. Şeyden sonra Espresso Snacks ve Pepper... Ya şu ikisi zaten akıl alır gibi değil. Okey, Colorful Snacks ve Frosty Snacks de biraz güç seviyesini aşağı çekiyor. Yani böyle olur genelde. Bütün kartların broken olma şansı yok. Yani dördü de zaten iyi olsa Poro Kralı oyunun en iyi şampiyonu olacak. Oyunun en iyi şampiyonu olacak büyük ihtimalle. Normal mesela bak bunları niye koyuyorlar bilmiyorum mesela. Poro Kralı'nın büyüsünü de böyle koymuşlar. Bu kartı desteğimize koyamıyoruz. Bunu böyle ek bir kart olarak koymanın buraya aslında manası yok. İlginç. Ay Poro Kralı 5 üzerinden 5, 5 üzerinden 10, 5 üzerinden 1000. Böyle bir kart yok yani. Şöyle Runeterra AR'ye bir girelim abi. Şuradan desteler diyelim. Oluşturucu diyelim. Mesela şuraya bir Poro'yu yapıştıralım. Her kart. Prop yazdık. Poro'yu şuraya bir yapıştırırsak. Ve inanılmaz tarafı şu bak ne diyor? Pardon. Üstünde Poro kelimesi olan her kartı koyabilirsin diyor. Yani mesela Poro çobanı da koyabileceğiz. Anladın mı? Poro çobanı koyabiliyoruz. Poro masallarını koyabiliyoruz. Onun dışında Aurora Poro Elis koyabiliyoruz. Poro kurabiyesi zaten koyabiliyoruz. Bu çok inanılmaz. Ya yani şöyle bakacak olursak büyük ihtimalle yalnız Poro oyun kesinlikle koyacağız. Kaderin seçilmiş porosunu büyük ihtimalle koymayız. Okey. Yalnız poro üzerinden gideceğiz abi. Efsanevi poro harika olacak. Çünkü inanılmaz porolar üzerinden gideceksin. Oha! Bu kart şu an meta olacak abi. Bunu ben zamanında çok denedim. Porolarla bir şey yapmayı ve diyorum ya şu kadar vardı. Poroların rekabetçi ve oynanabilir olmasına. O aralıkta kapanacak gibi duruyor. Korkusuz poro kesinlikle koyacağız. %1 milyon koyacağız. Elvis. Aynen büyük ihtimalle korkusuz poro. Yalnız poro. Porobot. Porobotumuzu koyacağız. Aynen. Bunun üzerinde poro yazıyor. Bunu da koyabileceğiz. Onun dışında hangi poroyu koyarız bilmiyorum. İnatçı poroyu koyabiliriz. Aynen. İnatçı poroyu kesin koyarız. Çünkü bunun çok rahat 3 yaparız bunun potansiyelini. Bunun atağını 3 yapmakta hiçbir sıkıntı yok bu destede. Aynen. Büyük ihtimalle 1, 2, 3, 4. Toplam 4, 12 tane poromuzu net koyarız. Bir tane de efsane bir poro koyarız. 15 tane birimimizi koyduk. Bir de şeyimizi koyduk zaten. Poro kralımızı. 18 tane poromuz olacak zaten standart. Onun dışında poromasal oynarız büyük ihtimalle. Burada rastgele poro almış oluruz. Yani diğer poroları çok koymak mantıklı mı bilmiyorum. İlk saldırı. Ağır darbe. Büyük halkana. Belki rakip çeker çok bufflayacağımız için. Poro şabonu da koyacağımız için porolarımıza ulaşmamız da kolay olacak. Abi bu arada düşünüyorum da bu deste o kadar rahat kart çekecek ki. 3 mana 2 kart çekebiliyor. Poro şabonundan kart çekebiliyor. Poro masallarından bir kart harcayarak elinde 3 tane kart yaratabiliyor. Aurora Poro Elis bir kartla elinde 4 tane kart yaratıyor. Abi Poro destesi yazın bunu. Oyunun en güçlü destesi olacak. Bu tartışmaya kapalı bir konu. Buradaki tartışmamız aslında şu olacak. Hangi ikinci bölgeyi oynayacağız?
Breloord mu gideceğiz diye düşünüyorum. Freeze'ler falan var ya çünkü. Yani bu destenin büyük ihtimalle early game'i bir tık daha güçsüz olabilir. Çünkü kartlarını bufflamaya başlayana kadar, proların belli bir güç seviyesine gelene kadar bir tık güçsüz olabilir. Orayı da egal etmek için Freeze kullanabiliriz. Belki Freljord gideriz. Bakacağız. Siz ne düşünüyorsunuz abi? Yorumlarda belirtin. Poro Kralı ve yeni Poro sinerjisi bana deli dehşet geldi. İnanılmaz güçlü olacak gibi duruyor. Dediğim gibi yorumlarda düşüncelerinizi belirtin. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp like edebilirsiniz. Temmuz'da, Temmuz'un ilk haftası abi, bütün yeni kartlarla gameplaylerimiz geliyor. Şimdilik kendinize iyi bakın diyorum. Bu bayram öncesi son videomuzdu. Aynen bayram olacak hatta bu videoyu izlediğinizde. Tekrardan iyi bayramlar diliyorum. Ailenizle, arkadaşlarınızla tatildeyseniz güzel vakit geçirmeniz dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.